Galatasaray televizyon ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Gün ortası programıyla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca Galatasaray'ın ilk etap kamp çalışmalarını değerlendireceğiz. Bugün yine çok değerli bir isme konuk ediyoruz. Nezih Ali Boloğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. İlk etap kamp çalışmaları geride kaldı. Dün akşam itibariyle Sarı Kırmızılılar gece saatlerinde yurda döndü. Burada 3 hazırlık maçı oynadık. Güzel de bir kupa kazandık. Gelen anlamda bir değerlendirme alalım sizden. Ardından detayları da konuşuruz. Evet. Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı milli takım ve bazı yabancı oyuncularından yoksun olarak başladığı ilk etap çalışmalarını oynadı hazırlık maçlarında ve kazanılan bir kupayla tamamladı. Tabii ki bu sezon başları yapılan çalışmalar ağır yüklemelere sebebiyet verir ki çünkü bütün sezonun yükünü taşıyacak olan bu çalışmalarla beraber oyuncuların belli bir zaman dilimi içinde fiziksel ve teknik taktik açıdan da donanımları en iyi noktaya getirip sezona hazırlık için götürülüyor bu kamplara oyuncular. Ama tabii belli başlı eksiklerin zaman içinde takıma katılarak onlarla beraber ikinci kamp dönemiyle beraber ve yapılacak hazırlık maçlarıyla beraber de takım sezona hazırlanacaktır. Beşiktaş'ta oynanacak Süper Kupa hedef olduğuna göre şu an için ilk etap çalışmalarıyla beraber hedeflenen nokta Beşiktaş maçıdır. Ama bunun için şu anda daha alınması gereken çok uzun hem çalışma açısından hem transfer açısından bazı yollar var. Yani çünkü takımda çünkü bazı eksik noktalar var. Hala takımın yapmadığı transferler var. Ve şu gerçektir ki teknik heyette elindeki kadroyu en güçlü hale getirmek için zaafı olduğunu veya rekabet gücünü arttıracağı noktalarda da kaliteli oyuncularla oraları güçlendirmek isteyecektir. Galatasaray'da da tabii baktığımız zaman kadroya şöyle rekabeti arttırmak açısından orta saha veya özellikle basında yazdığı gibi bir golcü oyuncuya ihtiyaç olduğu kesinlikle gözüküyor. Bir de elde bir Bruma'nın gerçek açıklaması netleşmese beraber de çünkü İspanya'da geçirdiği iyi bir sezondan sonra... Yok, kendi açıklama yaptı. Kimseye böyle bir açıklamada bulunmadım dedi. İnşallah öyledir. Çünkü ülkemizde yaşanan bazı problemler dolayı da oyuncuların içinde olduğu korku, diğer takımlarla beraber yabancıların bir kaos içinde olduğu gerçeği de var. İnşallah bu safhada atladıktan sonra onlar da ruh haliyle sadece futbola yöneleceklerini düşünerek de yabancılar çünkü takıma bayağı katkı veriyor. Türkiye'de oynayan yabancılar hem futbolun kalitesini arttırıyor hem izlenen maçların kalitesi açısından da ülke futboluna katkı veriyorlar. Onların ülke futboluna devam etmeleri hepimiz açısından da iyi olur tabii ki. Tabii ilk kamp aşamasında oynanan hazırlık maçları vardı. Bunların içinde en fazla Bruma dikkat çekse bile benim açımdan da bir Hamit'in. Hamit, evet. Benim açımdan Hamit. Çünkü Hamit tecrübesiyle bu takımda her zaman olması gereken hem bir lider özelliğiyle, hem futboluyla, hem futbol zekasıyla Galatasaray her zaman değer katacak bir oyuncu bence. Çok uzun bir süre sahalarda değildi ama güzel bir şekilde döndüğünü görüyoruz. Tabii ki o sakatlık olayını tamamen nüksetmeyecek şekilde tekrar kuvvetlenip takıma katıldığı zaman Hamit gerçekten çok kaliteli. Artık yaşı da ilerlese bile o tecrübesiyle her zaman takımda olmazsa olacak bir oyunculardan biri. Yani siz artık futbolda eskiden de 30'lu yaşlara geldiğiniz zaman acaba ne zaman bırakacak yaşlı gözle baktığımız oyuncular artık günümüzde kaciler dahil görüyorsunuz 38 yaşında İtalyan milli takımında ne noktalara getirdi. Hocam siz daha iyi bilirsiniz ama kendine iyi bakmak burada çok önemli. Kesinlikle. O tecrübeye, o profesyonelliğe sahip olmak çok önemli. Biz geçmiş zamanda da hep Bülent Korkmazlar'la röportaj yaptığımız için onlar da hep gerçekten bir futbolcunun kendine bakmasının, sağlıklı yaşamının futbola neler katabileceğini, futbolun süresinin de uzatabileceğini söylemişti. Tabii şimdi spor veya futbol bedenle yapıldığı için siz bedeninize ne kadar değer verir, onu ne kadar dış etkenlerden korursanız sakatlık riskiniz azalacaktır. Tabii kendinize devamlı sağlıklı baktığınız için de bu futbol oynama yaşınız daha da ileri gidecektir. Çünkü antrenman şekilleri de buna uygun hale getirirdi. Yükleme şekilleri, o vücudunuzu koruma şekilleri daha bilimsel yapıldığı için futbolun yaşı da onunla beraber ilerledi. Yani böyle oyuncuların değeri daha da arttı artık. Yani yaşlanmanız değil, mühim olan sizin takıma verdiğiniz katkı. Evet, yani o arttığı sürece sizin yaşınıza bakılmıyor artık. Yaşınızın önemi yok. Sadece sizin takıma verdiğiniz katkıya bakılıyor. O yüzden de yaşlı futbolcu değil de sizin katkı, tecrübeli demek daha doğru. En doğrusu o oluyor bence de. Hamit o yüzden de
Önce bence dikkat çeken oyunculardan biri. Schneider de milli takımda olmadığı için, takıma tabii daha erken monte olduğu için de onun form düzeyi de geçen seneye göre daha erken forma girebilir diye düşünüyorum. Çünkü çalışmaları erken başladı. Bir de hırslı değil mi maçlarda gördüğümüz kadarıyla? Tabii ki o da var yani. Kaliteli bir oyuncu. Zaten kesinlikle. Takımda böyle kaliteli oyuncular, takımda lider özellikle oyuncular o takımın hareket gücünü daha da arttırıyor. Schneider hem takım oynayan ve oynatan bir star oyuncu olduğu için de onun katkısı her zaman daha farklı ve göz önünde olacaktır diye düşünüyorum. Serdar Aziz var. Serdar Aziz için geçen seneden gelen bir sakatlık probleminden dolayı da şu anda tam net bir konuşmak şey değil. Ama Zürich Serdar maçında forma giydi ama beğenildi performansı. Tabii ki. Ya şimdi şu anda ne kadar olsa o acaba risk nükseder mi korkusu olabilir için tam net bir bilgiye sahip olmasam bile. Hoca dünkü maçta riske etmedi zaten. O yüzdendir ama kalitesiyle, tecrübesiyle, Bursa'da gösterdiği katkıyı Galatasaray'da bunu arttırarak sürdürürse hem ilerisi Galatasaray için hem Avrupa bir transferi ve milli takım için de değerli bir oyuncu haline dönüşecektir. Zaten değerli de o değer katkısını daha da üst noktaya çekecektir diye düşünüyorum. Emrah var Antalya'dan gelen. Emrah genç bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Antalya'da uzun seneler başarılı oldu. Ama Antalya'daki çizgisinden daha fazla bir çizgi çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Antalya'da zaman zaman o belli bir noktaya gelip o çizgiden aşağı düştüğünüz zaman Antalya gibi takımlarda belki problem olmayabilir. Ama Galatasaray'da devamlı sürekli forma almak istiyorsa... Bir de oynadığı pozisyonlardaki rakipleri... Rekabeti de yüksek olacağı için de o da kendini geliştirmek zorunda. Eğer bu gelişime açık bir oyuncuysa karakter olarak da Galatasaray kültürüyle beraber, abileriyle beraber o kültürü yaşadığı sürece büyüyecek ve onlarla da olgunlaşıp Galatasaray için iyi bir oyuncu haline dönüşebilecek bir kumaş gibi gözüküyor şu anda. Ama tabii ki zamana ihtiyaç var. O Galatasaray gelenekleri, Galatasaray camiasının içinde yetişerek bunları kendi içinde özümseyecektir ve onunla beraber inşallah o değerli bir oyuncu haline dönüşebilecektir. Bu anlamda Serdar Aziz daha rahat monte olabilecektir takıma herhalde performansıyla birlikte. Tabii o Bursa'da şampiyonluk yaşamış, öyle tecrübelerden geçmiş. Onun için avantaj da belli bir uyum süresini büyük takımlarda ne kadar atlatırsanız, buraya monte olursanız takımın içinde gelen kişiler de sizi özümseyeceği için o rekabet içinde iyi bir noktaya gelecektir bu oyuncular. Onun gibi bir sürü oyuncu var, böyle gençler var altyapıdan gelip de zaman içinde hocanın kullandığı bir sürü genç oyuncu vardı. Dün Birhan vardı sağda. Evet. Hamit'le birlikte forma giydi mesela. Yani bir sürü böyle oyuncu var. Onlar için bu bir tecrübe oluyor. Belki İsmail Ünsal golünü tabii, de attı. Tabii bunlar maçında. Yani bunlar zaman içinde yani maçlarda sürelerini arttırmak istiyorlarsa bu antrenman dengeleri içinde hem kendilerini geliştirmek zorundalar. Eksiklerini, var olanları da koruyup daha da geliştirmek lazım. Eksik yönlerini hocaları onlara kesinlikle söylüyordu ne yapmalarını. En önemlisi taktik açıdan o taktik bilgilerini geliştirirlerse hem Galatasaray için oyuncu olabilir hem Türk futbolu için çeşitli kulüplerde tecrübe kazanarak o tecrübelerini üst noktaya çekerlerse tekrar buraya döndüklerinde kulüpte kalıcı oyuncu haline dönüşebilirler bu gençlerde. Ama tabii ki bu gençlerin bir anda adapte olması kolay değil, kolay bir iş değil. Galatasaray gibi hedefli olan bir takımlarda oyuncuları bir anda takıma monte etmek hem hoca için zor hem gelen oyuncular için zor. Çünkü rekabet gücü çok yüksek. Etrafınızdaki büyük oyuncuların yeteneğiniz doğrultusunda gelişiyorsunuz. Ne kadar algınız açık ve o verilen antrenmanlara, taktik çalışmalara ne kadar uyum gösterirlerse onların da kaliteleri zaman içinde artıp gelişeceklerdir diye burada düşünüyorum. Burada hoca faktörü de çok önemli. İlk kampa bakıldığında hep arkadaşımız Deniz Gülen de sürekli İsviçre'den bağlantılar gerçekleştirdi. Kampın çok iyi geçtiğini söyledi. Günde çift antrenman, yoğun bir çalışma programı, zaman zaman 3 antrenmana kadar çıktı. Tabii ki ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle futbolcularımızın psikolojisinin bozuk olduğu birkaç gün antrenman olmadı, 1-2 gün ama onun dışında Sarı Kırmızılar yoğun bir şekilde kampa devam etti. Jan Olderiker'in içinde her zaman konuşulan şöyle bir şey var. Oyuncularıyla arası çok iyi. Genç oyuncuları takıma kazandırmayı çok seven bir isim. Zaten geçmişte de yetiştirdiği çok önemli oyuncular var. Bunlardan bir tanesi çalıştığı Schneider zaten. Kendisi de önem veriyor ve 3 maçta gördük ki çeşitli 11'ler denedi, çeşitli oyuncu değişiklikleri yaptı. Formanın hakkını hak edene veren bir isim. Bu da herhalde futbolcuların motivasyonunu büyük bir ölçüde artırıyordur diye düşünüyorum ben. Tabii ki o hoca ile oyuncu arasındaki ilişki, o köprü ne kadar iyi olursa o hoca ile oyuncu yakınlaşması arttığı sürece güven duygusu onunla beraber gelişeceği için bir yakınlaşma olacaktır. Ama şimdi sezon başındaki hocanın geniş kadrolu forma vermesinin nedenlerinden biri de
Şimdi hazırlık dönemi, özellikle ilk etap çalışmaları çok ağır geçer. Amaç zaten demin dediğim gibi ilk resmi maça hazırlık olduğu için de bu dönem içinde yavaş yavaş onların form tutmasını isteyeceklerdir. Hatta lige %100 formla girmek çok anlamlı gelmez bir sürü takıma. Ligin ilk 4-5 haftası, 5. haftasına doğru artık %100 form tutması beklenir ki oyuncuların ondan sonra bir çıkış olması ve devre arasına kadar bu form düzeyini en iyi şekilde kollamaları istenir. O çalışmalarda muhakkak ki hepsi deneyimli hocalar, daha önce bir sürü takım çalıştığım arkadaşlar da var. Ayhan Akman da onların arasına katıldı bu ara teknik ekibe. Ona da başarılar diliyorum ben. Dün bir görüntü vardı bunu konuşurken Ayhan Akman demişken. Maç öncesinde bir bağlantı gerçekleştirdik ve Ayhan Akman Sinan Gümüş'e bir şeyler anlatıyor, taktik veriyor. Şunu şöyle yapmalısın diyor ve Sinan da onu dikkatlice dinliyor. Bu kesinlikle Nurullah Bakır'la da konuştuk programımızın içinde. Bu oyuncunun motivasyonu fazlasıyla arttıran bir unsur. Ayhan Akman'ın orada olması, kendisine bu tarz taktikler vermesi. Eminim kendisi de onu örnek alıyordur, onu izlemiştir uzun süreler. Tabii şimdi düşündüğünüz zaman Ayhan Akman uzun seneler Galatasaray'da forma buldu, kaptanlık yaptı, şampiyonluklar yaşadı, bir sürü başarısı var. Saha içinde bu deneyimleri en üst düzeyde yaşamış bir oyuncu. Evet. Yani bunları birebir yaşamış bir oyuncunun tecrübesini genç oyunculara aktarması çok doğru. Ve onlardan bunu beklendiğini, neler yapmasını gerektiği, bu tecrübeleri anlatırken nasıl, hataların ne olduğunu, doğrusunun ne olduğunu, bunları yaşayan kişi onlara en net şekilde anlatacak kişidir. Ayhan da bunlar, onlar için en önemli örnek. Çünkü bu başarı birebir yaşadığı için dinleyen oyuncu için de önemi var. Çünkü onu yaşamış insanın tecrübelerini dinliyor. Evet. O yüzden de can kulağıyla tabii ki Sinan da onu dinlemesi gayet normal. Ama işte dediğim gibi demin bu kamp çalışmaları birinci dönem daha çok fiziki çalışmalar olduğu için şimdi oyuncularda belli bir yorgunluklar vardır. Şimdi kaynaşmalar olacak şöyle ki milli takımdan dönen oyuncular da onlara monte olacak. En nihayetinde Beşiktaş maçında hedefi olduğu için de tekrar bir kupayla başlamak için de çalışmalar en üst düzeyde hazırlanıyordur. Ve onlar için o programlar sunuluyordur oyunculara da. Fizik kondisyon tabii ki çok önemli sezon içinde. Geçtiğimiz sezon zaman zaman bunun sıkıntılarını da yaşadık. Şimdi yoğun bir programda devam ediyorlar. Şu 3 maç evet belki tam olarak bize bir şeyler göstermek için yeterli olmayabilir ama belli oyuncuların performansını görmemiz adına da aslında oldukça önemli. 3 maç vardı. Thun, Zürih ve ardından Young Boys mücadelesi. Yine kupa aldık, bunun da altını çizelim. Bir yerde kupa varsa onu alıyoruz her zaman. Ve Thun maçından sonra Zürih maçında daha iyi bir Galatasaray izledik. Ardından Young Boys maçındaki Young Boys diğer rakiplere göre daha ciddi bir rakipli. İsviçre Ligi'nin geçtiğimiz sezon Basel'in arkasından ikinci bitirmiş bir takımdı. Aynı zamanda onların sezonları da cumartesi günü başlıyor. Yani fiziki açıdan hazır, daha hazır bir takım. Doğru diyorsun. Buna rağmen dün izlediniz herhalde özetlere maçı. Bakın ben 90'da bayağı geniş bir özetini seyrettiğim zaman hakikaten Galatasaray çok daha etkindi. Çok gol pozisyonlarında daha fazla vardı ama maç nihayetinde bir berabere bitti. Yani bir hazırlık maçı olmasına rağmen senin de dediğin gibi oyuncuların istek ve arzuları üst noktadaydı. Belli başlı oyuncuların öne çıktığı oyuncular da vardı. Ama dediğim gibi amaç yavaş yavaş hazırlanmak olduğu için bunlar sadece birer antrenman maçı. Oyuncuların performanslarını arttırmak için yapılan maçlar. Belli program içerisinde çünkü çalışma aralarına serptirilmiş hazırlık maçları olduğu için adı üstüne hazırlık. Ama nihayetinde hazırlık maçı da olsa Galatasaray'da amaç her zaman kazanmak. Hep bir hedef olduğu için yani çünkü hazırlık maçında dahi hep hedefiniz var. Bu kendi antrenman maçlarımızda bile böyleydi. Yani oynanan antrenman maçlarında bile oyuncu hakikaten hep kazanmak istiyor. Bu insan içgüdüsel bir şey herhalde. O onları daha motive ediyor, daha mutlu ediyor. Oyuncunun çalışmaları ve yapılan antrenmanlara bağlantısını daha üst noktaya getiriyor. O yüzden de gösterilen çalışma performansı, sahadaki duruşları, istekleri şu an için Galatasaray'ın ilk etap çalışmaları sonunda olumlu gözüküyor. İnşallah bu ikinci dönemde böyle devam eder. Bu çalışmanın tempoları artarak takımımız sezona daha iyi bir şekilde hazırlanmış olur. Yine izleyemeyen taraftarlarımız olmuştur belki. Young Boys maçının özet görüntülerini getirelim ekranlarınıza değerli izleyiciler. Ardından detaylı olarak sohbetimize devam edeceğiz. İlk düdük geliyor. Young Boys Galatasaray maçı başlıyor. Young Boys hata, ceza alanı dışından bir şut. Top dışarı gidiyor. Snyder yerden bıraktı. Olcan şansını denedi ama etkili bir vuruş olmadı.
Baskı var Galatasaray'dan, ani hata kesiyor. Sarı kırmızılı takım şimdi Snyder topun üzerinden atladı. Buruma ceza alanında. Buruma çekti. Buruma ve gol! Mükemmel bir gol Buruma'dan. Harika bir gol atıyor Buruma. Müthiş çekti topu ve tam köşeye mükemmel vurdu. Birhan'ın kayarak müdahalesi yerinde alıyor topu Birhan. Birhan şimdi bıraktı Sabri'ye doğru. Sabri'ye son çizgi. Sabri bıraktı tekrar Birhan'a. Birhan'dan orta ceza alanı. Umut'tan önce savunma araya giriyor. Yüksek top. Hamit sırtıyla indirdi. Snyder topun gelişine vurdu ama farklı şekilde avuta gitti top. Sabri'den Hamit. Hamit baktı ceza alanına, yaptı ortayı arka alan. Sekti top. Şut imkanı. Snyder vurdu son anda. Müdahaleyi yapan Wüthrich. Uzun top. Hamit kayarak müdahale yerinde Hamit'ten. Sonrasında kaptırıyor. Savunma arkasına pas. Offside olması lazım. Şevcu penaltı bekliyorlar ama oyun devam etti. Julian Kugo bir anda yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettiriyor. Buruma. Buruma hareketlendi. Onu karşılayan Hader Gonay. Buruma ceza alanında. Buruma şimdi yaptı ortayı. Sekti top. Şut imkanı. Birhan vurdu top dışarıda. İyi bir atak daha. Yine Buruma hata başlatan oyuncu. Ceza alanında tehlikeyi büyüten isim. Sol kanatta Kubo. Obexer ortaya çevirdi. Ceza alanı. Tehlike var. Top dışarı gidiyor. Hader Gonay ile gole yaklaşıyor. Young Boys. Yasin önünde hareketli. Lines'ten Yasin'e pas. Yasin bekliyor. Şimdi aradan Lines'e. Lines ceza alanında. Lines ortaya çevirdi. Bir vuruş top dışarıda. Buruma vurdu. Top dışarı gidiyor. Bir anda Lines'le böyle tehlike yarattı Galatasaray. Çıkarken kaptırılan top. Alessandrini topu getirdi. Kubo ceza alanı dışı. Kubo vurdu. Cenk çıkardı. İyi bir kurtarış Cenk'ten. Şimdi uzun bir pas. Karol'dan önce müdahale var. Ceza alanında Cenk. O alanda büyük bir mücadele var. Şimdi derin pas ceza alanı. Gol pozisyonu Cenk. İkinci hamle ve topu alana gidiyor. Leax topu alana yolluyor. Hareketli. Buruma Lekyak'tan kurtardı. Buruma pasını da attı. Emrah hareketli. Şimdi 2-2 pozisyon. Emrah gidiyor. Emrah Baysan ceza alanına girdi Emrah. Emrah plase vuruşu savunmadan sekti kalecinin kucağına. İyi bir şanstı Galatasaray adına ama bu şansı iyi kullanamıyor Emrah Baysan. Ve Young Boys Galatasaray maçı da bir birlik beraberlikte. Galatasaray Young Boys maçının özet görüntülerini getirdik ekranlarınıza. Böylelikle bir de kupa geldi. Güzel de oldu tabii ki. Hazırlık karşılaşmaları, hazırlık turnuvası bile olsa yine de her zaman kupa güzeldir diyoruz. Tabii ki her kampta dikkat çeken bir isim vardır. Bu kez Buruma oldu, Hamit oldu. Herkesin üzerinde durduğu bu iki isim var. Buruma'dan da biraz bahsetmek istiyorum. 3 maçta da golünü attı. Hızı, tekniği gerçekten fark yaratan bir isim Buruma ve geçtiğimiz sezonda Real Sociedad'da olmasının ona ne kadar yararlı olduğunu kendisi basın toplantısında dahi dile getirdi. Ve bu sezonda gördüğümüz kadarıyla kendine daha da güveni gelmiş, muhteşem bir goldü dün akşam. Yine bizleri yanıltmadı bir taraftan da ve bana güven verildiği takdirde ben takım için elimden geleni yaparım diyor Buruma. Bundan sonrası için de güzel çünkü Young Boys onu durdurmakta zorlandı. Şimdi Buruma transfer edildiğinde zaten ya büyük bir meblağla transfer evet. edilmiş. Yani Buruma'dan beklenti buydu ama o Türkiye içindeki işte genç oyuncunun hem uyumu hem takım içindeki o rekabeti tam kaldıramaması mı diyelim. Yani o Buruma'dan beklenen çizgiye ulaşamadıkça kendi içinde sıkıntılar yaşadı. Forma bulmakta zorlandı. En nihayetinde geçen sene o bir İspanya macerası onu
hem futbol gelişiminde hem fiziki gelişiminde bayağı bir katkı sağlamış. O oynamanın verdiği özgüvenle de kendi futbolunu bir belli bir noktaya taşımış. Yani Bruma'daki kumaş onun daha ileriye gidebileceğini gösteriyor. Hı hı. Biz şu anda Bruma'yı beğeniyoruz ama Bruma eğer bu kalitesini daha da fazla gelişir, pekiştirecek bir hale gelirse takım için çok önemli bir silah ve koz haline dönüşebilir. Yani Bruma'da o potansiyeli var. Yani ileride Portekiz takımının da değişmez oyuncularından biri haline dönüşebilecek bir potansiyel, bir yıldız konumunda ama işte o kendi yeteneğini sahaya yansıtıp o güveni arttığı sürece Galatasaray'ın en önemli silahlardan biri haline dönüşebilecek oyuncu çünkü. Yani onu izleyen Avrupa takımları da var. PSV'nin bildiğimiz kadarıyla bayağı bir onun hakkında transfer çalışmaları yaptığı da söylendi. Bayağı bir meblağlar konuşuldu çünkü ama yani Bruma bundan daha iyi bir konuma gelebilecek. Tam star oyuncu haline dönüşebilecek yetenekleri de var. Tabii bunu kullanması önemli. Bir de onu besleyen oyuncular da önemli bana göre. Snyder ve Hamit'i gördük bu anlamda. Bilmiyorum katılır mısınız tabii ki yani, bu kamp çünkü döneminde? Etrafınızdaki kaliteli oyuncu sayısı ne kadar fazla olursa sizin yeteneklerinizi gösterme şansınız o kadar da onunla beraber atıyor. Çünkü dediğimiz iki isim de Avrupa'nın büyük kulüplerinde defalarca oynamış. Yani dünya futbolunda isme sahip olmuş. Dünyanın en büyük Real Madrid gibi, Inter gibi takımlarında oynamış oyuncu. Hamit keza öyle, Bayern Münih'te oynadı. Almanya'nın önemli takımlarında boy gösterdi ki etrafınızdaki kaliteli oyuncular onun futboluna daha da geliştirecektir. Hem oyunsal anlamda hem tecrübeleriyle taktik anlamda ona bir sürü katkıda sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi İstanbul'da yeni oyuncularımız da gelecek. Yani yeni derken asıl milli takımda olan oyuncularımız da kampa katılacak. Onlar tabii milli takımda oldukları için bir süre daha dinlendiler. Şimdi daha net görebiliriz herhalde ikinci kampta. Pazar günü gidecek Sarı Kırmızılar kampa Danimarka'ya. Daha net görebiliriz herhalde o gerekli şablonları biraz daha ön plana çıkar diye düşünüyorum. Tabii ki onların belli bir İki gruba ayırdığı için hocalar belli bir program yapılmıştır. Hı hı. Şimdi gelen oyunculara hem fiziki çalışmalarla beraber hem o taktiksel anlamda takım bir bütün haline dönüşmesi için de o ikinci kamp döneminde onları hepsini beraber kaynaştıracaklardır. Hem onların kaynaşmasını sağlarken arada oynanacak hazırlık maçlarıyla beraber de takım uyumunun sağlanması oluşturulacaktır. Bir de hepsi bilinen oyuncular. Bir Cemal'in durumu ben tam net bilmiyorum ama dönüp dönmeyeceği hakkında bir tam benim de bilgim yok ama eğer dönerse tabii o da takım ite kalitesini gösterirse, geçen sene o da çünkü gittikten sonra Cenova'da gitmişti galiba. Cenova'da bayağı maçlar oynadı. Yani çünkü kendi milli takımında da tekrar, yani oyuncu bakın Bruma gitti, tekrar döndüğünde belli bir çizgiye olursa Cemal de dönüp eğer belli bir çizgiye yaklaşır veya oyuncu o adaptasyon dönemini tekrar burada olumlu geçirse takıma katkı sağlayacak her oyuncu değerlidir. Geçen sene Dongun mesela seyirciyle bazen problem yaşadı. Dongun esasında baktığım zaman Kasımpaşa'da tecrübeli bir oyuncu ama Galatasaray'a geldikten sonra o uyum sorunu bir türlü halledemedi. Bu kampta da pek bekleneni veremedi gibi gözüküyor. Şimdi yani daha çok beklenenler var tabii ki. Tabii ki ama şimdi yani oyuncunun siz ne kadar fizik açısından hazırlarsanız hazırlayın. Psikolojik olarak sıkıntıları varsa, kafasında net değilse ki yetenekli bir oyuncu. O yeteneğiniz yani. Ama şimdi oyuncuya da hak vermek lazım. Galatasaray seyircisi de hep olumlu şeyler bekledi ama her topu ayağınıza aldığınızda seyirciden bir tepki aldığınız zaman oyuncunun içinde bir soğukluk, bir psikoloji, bir sorunlar yaşadı. Yani tekrar Galatasaray seyircisi eğer Donk Galatasaray'da devam edecekse bu kulübün kadrosunda olan her oyuncu takım için değerlidir. Galatasaray seyircisi de olgunluk gösterip tekrar Dongu kazanmak istiyorsa ki her oyuncuya ihtiyacımız var. O geçen seneki o tepkisini bir kenara bırakıp Dongun bu takımda daha kalıcı olması için ona bir katkı vermesi gerektiğini, o özveriyi göstermesi gerektiğini düşünüyorum seyircinde. Yani takıma, camiaya faydalı olacak kişilere hep beraber bir şekilde elinden tutmamız gerekiyor. Şimdi çok önemli bir alanda Hamit var, Dong var, Selçuk var tabii ki. Belki oraya da bilmiyoruz. Transfer de olabilir. Gelir mi? Evet. Gelirse zaten Sarı Kırmızı ekrandan sizlere aktaracağız bu gelişmeleri. Orası çok önemli. Geçtiğimiz sezonda o orta göbek gerçekten çok önemli. Ve çünkü hücuma yönelik oyuncuları var Galatasaray'ın. Bunun dışında zaman zaman defansif anlamda sıkıntıları takım olmuştu. Takım savunmasında problemler yaşandı geçen sene. Bu sezon savunmaya da baktığımız zaman aslında Serdar Şecu, Hakan Şecu, Serdar Hakan gibi ikili orta stoperde iki oyuncu olabilir bir taraftan. Ki Hakan'la Serdar da milli takımda da birlikte oynamış oyunculardı. Ve Şecu'ya hocadan bir mesaj gitti aslında. Dün biz böyle değerlendirdik programımızda. 3 maçta da 90 dakika sahada kalan tek futbolcu Aurelien Şecu.
Fiziki özellikleri üst düzeyde bir oyuncu. Yani bunu her zaman kullanıyor. Yani çünkü o çabukluğunu sahadaki yani bir sürü takım içine verilecek zaafları o çabukluğuyla kapatabilecek. Defans özellikleri var. Orta sahada da kullanabiliyorsunuz. Bir sürü artıları var. Artıları, değerleri daha fazla olduğu için takım içinde öne çıkan oyunculardan biri. Zaten takım kimyasını oluşturmak önemli. Bireysel olarak baktığınız zaman bir sürü özellikli olan oyuncularınız var elinizde. Evet. Ama bu 24 kişilik veya 26 kişilik kadrodan siz en ideal 11'i bulmak zorundasınız. Yapılan bütün çalışmalar, o rekabet, yapılan transferler hep bu en iyisini bulmak. Baştaki hoca da o çalışmaları hem saha içi hem saha dışı çalışmalarla o 11'i, o kaliteli 11'i bulmak zorunda. Şimdi baktığınız zaman Galatasaray geçen sene başarılı olamadı. Ama ondan önceki senenin şampiyonu. Yani fazla kadroda değişik oyuncu yok. Esasında hep aynı oyuncular. Şampiyon olan da aynı oyuncular. Şampiyonluğu kaçıran veya başarılı olan takımdaki oyuncular da aynı. Ama zaman zaman her sene şampiyon olacak diye bir çizgi, bir başarı çizgisi yok. Hiçbir takım bu çizgiye yaklaşamıyor. İşte o dengeler bozulduğu zaman, takım içi, takım kimyası dengeler bozulduğu zaman defansif başarısızlıklar geliyor. Gol atmada problem yaşıyorsunuz. İşte aslında geçtiğimiz sezona bakıldığında gol de attık ama maalesef skoru koruyamadık. Hep işte, böyle bir problem işte, vardı. Zaten önde olduğumuz zaman o kırılma noktalarında takım bir de dip yapmaya başladığı zaman toplayıcı unsurlar da sakatlıklar olduğu zaman bir sürü şey bir araya geldiği zaman başarısızlıkların topluca nedeni olabiliyor. Ama işte bu kimya oluşturulup o uyumla beraber yeni bir hava, yeni bir başlangıç yaptığınız zaman bir bakıyorsunuz geçen sene başarısız olduğunuz kadro şampiyonun en büyük adayı ve onu kovalayan bir grup haline dönüşebiliyor. Hocam bir de takımın kemikleşmiş bir kadrosu oluşamamıştı. Sezon içinde çok fazla değişiklikler oldu özellikle tabii, savunma dörtlüsünde. Tabii takım içinde hoca şimdi, değişikliği, şeyler, düşünce farklılıkları. Ama Rekerik bunu yapısına çok iyi gördü. 12 maçta takımın başındaydı ve takımı çok daha iyi bir noktaya getirdiğini düşünüyorum ben sezon sonunda. Tabii yani şimdi şu unsur da olabilir. Lig için bir baskı yoktu hocanın üzerinde. Yani takımın belli bir şampiyonluk potasında olan bir takım değildi. Bu baskıyla yaşamadı hoca da. Türkiye'de bu baskıyla hocalık yapmak o kadar kolay değil. İnşallah bu tecrübeyi edindiği zaman o tecrübeyle beraber tekrar lig şampiyonluğu yakalayan bir hoca olursa kendi kariyeri içinde önemli bir hoca haline dönüşebilecek. Hı hı. Çünkü yani böyle bir şans herkese nasip olmaz. Evet. Bir problemli takıma geliyorsunuz. O takımı alıyorsunuz, belli bir noktaya getiriyorsunuz. Yani çünkü altyapı hoca olarak geliyorsunuz. Şampiyonlukla Türkiye Kupası'yla beraber de size bir şans daha veriliyor. Evet. Eğer Galatasaray'ı başarılı bir çizgide devam ettirirse hoca kendi kariyeri içinde önemli bir nokta olacak Galatasaray onun için. Çünkü o da bu avantajı kullanmak, bu başarıyı yakalamak için de canla başla bütün gün çalışıyordur. Çalışıyor. Belli bir mesai harcıyordur ki onun da emeğine saygı duymak lazım. Geçen sene Türkiye Kupası'na alarak bütün camiayı, bütün Galatasaraylı memnun ettiğine göre bir teşekkürü, bir onuru hak ediyor. Onu da kutlamak lazım canı gönülden. Kesinlikle. Madem hocadan bahsettik, Rekerik'in maçın ardından yaptığı açıklamaları getirelim ekranlarınızda. Ardından stüdyomuzda sohbetimize devam edeceğiz. About this is of course it's preparation. Hazırlık kampındayız biliyorsunuz. And I think that we had a very difficult week. Zor bir hafta geçirdik. Again I think the players showed a big spirit. Bugün baktığınızda takım çok iyi bir takım ruhu gösterdi. Also in this game and I think in the whole process we made some big steps. Ve genel sürece bakıldığında da çok önemli, çok büyük adımlar attığımızı düşünüyorum takım olarak. But we still not finished. We building a team. Tabii ki bir takım kuruyoruz, bir takım oluşturuyoruz. Her şey bitmiş değil. And young boys they play very soon their first competition game. Young boys biliyorsunuz ligine çok kısa zamanda başlayacak. So and we just started 2.5 weeks ago with training. Ama bize bakıldığında 2.5 hafta önce açtık ligi, sezonu. There will be some international players return, of course, like Nando and Selçuk and Hakan and Lucas and Semi. Daha aramıza katılacak milli oyuncularımız var biliyorsunuz, Lucas olsun, Semi olsun, Selçuk, Valta, Nando. So that's also the part in building the team that players come back and that we with all the players we go to the next step. So that's the preparation. It is always fun to win a cup. Dediğimiz gibi hazırlık kampındayız. Mutlaka hazırlık kampının bir bölümünde de işte bu tip milli oyuncularınız aranıza döner. Ondan sonra hep beraber olarak tekrar antrenmanlara başlarsınız. Tekrar hazırlanmaya başlarsınız. Mutlaka her zaman çok zevklidir kupa kazanmak. But I'm especially proud of the spirit the players showed this week and also the staff. I think we were very close together.
And we, with all the bad things that happened, we showed a very big moral and a very big love for the club, and I'm very proud of them. Bütün samimiyetimle, takımımla, staffımla, çalışanımla, hocalarımla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Demin de söylediğimiz gibi zor bir hafta geçirdik. Hepimiz geçirdik. Bütün ülke olarak biliyorsunuz zor günler yaşandı. Ama hep takım olarak birbirimize destek verdik. Hep birbirimize yakın olduk. Ve bugün de çıktık. Çok güzel bir takım ruhunu ortaya koyduk. Çünkü buna kulübümüzün, camiamızın, ülkemizin ihtiyacı vardı. O yüzden bir kere daha herkesi tebrik etmek istiyorum. So we hope for the next game. Ne istediğimiz çok açık, beklentilerimiz çok açık, ihtiyacımız olan pozisyonları biliyorsunuz daha önce de belirtmiştik. Orta sahaya mutlaka bir takviye yapacağız, forvete aynı şekilde takviye yapacağız. Bu zamana kadar kendi güzel, iyi performans gösteren arkadaşlarımız da oldu. Mutlaka ikinci kampımıza en kısa zamanda yeni isimler de aramıza katılacaktır diye ümit ediyorum. Tabii ki bu kolay olmuyor sonuçta transfer süreci. Ama yönetimimizle, başkanımızla en iyi şekilde biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her zaman ilk istediğiniz oyuncuyu hemen almanız çok da kolay olmuyor. Ama mutlaka ilerleyen günlerde aramıza katılacak arkadaşlarımız olacaktır. And everybody could see he's a good player, so I want to keep him. Bakıldığı zaman Buruma biliyorsunuz en son oynadığımız maçta da maçın adamı seçildi, bugün de maçın adamı seçildi. Ben de bu takımın hocasıyım ve mutlaka Buruma gibi bir oyuncuyu takımda tutmak isterim. And besides, he's a very good player. He's also, I think, in social way, a very good. He made a very good contribution to the club. Çok iyi oyuncu olması bir kenara, tabii ki sosyal yönü de çok kuvvetli. Sosyal yönüyle de takıma, kulübe en iyi şekilde katkı veren bir oyuncu. He is as happy as he plays. Oynadığı sürece mutlu olan bir oyuncu. And that's what football about. Futbolda böyledir biliyorsunuz. So I'm very happy with him. Ve kendisinden çok memnunum. I think I'm very very satisfied. Demin de söylediğimiz gibi hazırlık kampındayız ve Gökay'dan tabii ki çok ümitliyiz. Ama diğer taraftan tabii burada olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de A takımla antrenmanın çıkması ve abilerinden, hocalarından çok önemli şeyler öğrenmesi. O yüzden 17 yaşında olduğunu unutmayalım. Baktığınız zaman A takıma karşı oynuyorsunuz, yaşça büyük futbolculara karşı oynuyor. O yüzden onu da bazen korumamız, savunmamız lazım gerekiyor diye düşünüyorum. Demin de belirttiğimiz gibi genç oyuncularımıza önem vereceğiz, vermeye devam edeceğiz. Sezon devam ettikçe, milli maçlarımız oldukça altyapımızdan yetenekli genç arkadaşlarımızı yine antrenmanlarımıza çağıracağız. He's just 17, just 17. So. Sadece 17 yaşında biliyorsunuz, unutmamak lazım 17 yaşında olduğunu. That you will see. Sorunuzu çok iyi şekilde anladım ama diplomatik bir şekilde cevap vereceğim sorunuza. Demin de belirttiğimiz gibi, daha önce de söylediğimiz gibi bir ön libero ihtiyacı olduğu çok açık. Evet, geçen sene Selçuk'un performansı, Emre'nin performansı, Wesley'nin performansı iyiydi ama o mevkiye defansif orta saha anlamında mutlaka bir takviye yapmak istiyoruz. Diğer taraftan da bir de forvet anlamında takviye yapmak istiyoruz. Yanol Duriker'in maçın ardından açıklamalarını getirdik ekranlarınızda değerli izleyiciler. Transferle ilgili konuştu. Öncelikle iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Memnun olduğunu dile getirdi. Ardından defansif orta saha almak istiyoruz. Aynı zamanda da forvet diye açıklamalardı. Bunu da ilerleyen günlerde tabii ki bu isimler netleşecektir. Görüşmeler yapılıyordur diye düşünüyorum ki gazetelerde her yaz döneminde olduğu gibi Galatasaray'la çeşitli oyuncuların adı geçiyor. Bakalım hangisi nihayetlenecek? Bunu da Sarı Kırmızı Ekran'dan ve Galatasaray'ın resmi yayın organlarından sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Genç oyuncuları her zaman kazanmaya çalışıyoruz dedi Yanol Duriker'in ki bu kampta sahaya sürdüğü 11'ler daha sonra yaptığı oyuncu değişiklikleri de bunu kanıtlar nitelikteydi zaten. Galatasaray genç oyuncular için esasında tesadüf olarak demiyorum çünkü yani zamanında da hep böyle genç Okanlar, Mustafa Kocabeyler, Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğulları hep böyle altyapıdan gelip de Galatasaray'da parlamış, milli takımda kadar yükselmiş bir sürü oyuncu var. İnşallah bu genç arkadaşlarımız da o kaliteye, o seviyeye ulaşırlar. Yani hepsini 3-4 tane oyuncu bir anda çıkmaz ama birer birer, teker teker eğer bu kıvama gelerek bu çalışmalarda o seviyeye yakalarlarsa da hem Galatasaray için şans hem arkadaşlarımız için şans bu kamplar. İnşallah bu seviyeye ulaşacak oyuncular saptanır ve onlar üzerinde durulur ve iyi bir eğitim verilir. Onlar da Galatasaray'a layık olurlar. İnşallah diyoruz. Biraz da gazetelere bakalım mı? Nezih Ali Boloğlu Galatasaray'la ilgili hangi haberler yansımış diye bakacağız. İlk olarak Hürriyet gazetesi ekranlarınıza geliyor. Kupa varsa Aslan alır. Biz de deminden beri bunu söylüyoruz.
Sezonu Türkiye Kupası ile kapatan Galatasaray hazırlık kampını da boş geçmedi. İsviçre'deki Uhren Cup'ta Gülen Cimbom oldu. İlk maçında Zürih'i 3-0 ile geçen Galatasaray dün Young Boys'la 1-1 berabere kaldı ve kupaya uzandı. Hazırlık kampının yıldızı Bruma 14. dakikada yine jeneriklik bir gol attı. İsviçre ekibi 84'te Legiaks'a cevap verdi diyor. Biraz da detaylarını paylaşalım. Young Boys'la 1-1 berabere kalan Aslan Uhren Cup'ı kazandı. Maça damgasını vuransa Bruma oldu. Portekizli oyuncu şık bir vuruşla klas bir gole imza attı. Galatasaray İsviçre kampını umut dolu bir futbolla kapattı. Bruma hayran bıraktırıyor diyor gazetede. Aynı zamanda oyuncuların çeşitli performanslarına yer verilmiş. Salih kampı başarıyla geçiren isimlerdendi. Dünkü maçta da stoperde yerinde hamleler yaptı. Bruma tartışmasız hazırlık maçlarının da kampında yıldızıydı. Dün de çok şık bir gole imza atıp 3 maçta 3 kez skor üretti. Mutlaka kalmalı. Birhan ön libero'da hamleleri ve fizik gücüyle dikkat çekti. Cenk ise ilk yarıda da kritik kurtarışlara imza attı. Bir gol yemiş olsa da İyi göründü gerçekten. Özellikle kritik kurtarışları vardı Cenk'in de. Taffarel'e veda. Claudio Taffarel evet. Ayrıldığını açıkladı. Herkesi çok sevdiğini, yine yakında görüşürüz dedi. Eminiz ki Galatasaray taraftarı da onu çok seviyor. Sizden de dinlemek isteriz biraz. Evet. Tabii yani Brezilya milli takımda Dünya Kupası kaldırmış, kariyerinde büyük başarıya sahip bir oyuncunun Galatasaray'a gelip hem futbol oynarken UEFA Kupası'na kaldıran etkenlerden en önemlisi olması. Galatasaray'da hem futbolcu kişiliğiyle hem kendi kişiliğiyle herkese kendini sevdirmesi onun bu kadar sevilmesini gösteriyor. Hocalığı da Galatasaray'da başladı. Gerçi Brezilya milli takımıyla beraber yürütürken Brezilya milli takımdaki Güney Amerika'daki o kupadan elenmeleriyle beraber tekrar o görevi bıraktılar ama Taffarel Türkiye'de her zaman çok iyi izlenimler bıraktı. Kesinlikle. Çok da sevilen bir insan. Herhalde gidişinin kendi haklı nedenleri vardır. Ama tekrar dönecek demesi de bir işaret. Demek ki tekrar Galatasaray'a dönüp Galatasaray için faydalı olacak işlerde her zaman isminin geçeceğini göstergesi. Başarılar diliyoruz kendisine de. Evet. Aynı zamanda yine gazetede var, görüyorsunuz orta alanda, bilmiyorum görüyor musunuz, biraz daha küçük yazılmış. Evet. Serdar dinlendirildi diyor. Demin de konuştuk zaten. Zürih maçında ilk 45 dakikada forma giyen başarılı stoper Serdar Aziz, geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle dünkü maçın kadrosuna koruma ve tedbir amacıyla alınmadı. Rick Herring maç eksiği bulunan Serdar'a birden yüklenip sezon öncesi olumsuz bir durumla karşılaşmaması adına bu kararı aldı diyor. Aynı zamanda Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazipoğlu da dün Galatasaray Televizyonu'na bir açıklama yaptı. Deniz Gülen'e konuştu ve kampımız çok iyi başladı. Darbe girişimi nedeniyle 1-2 günlük kesintiye uğradık. Ancak daha sonra gerekli çalışmalarımıza devam ettik. Futbolcularımıza gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu diyor gazetede. Aynı zamanda oyuncularımız da Tun Gölü'nde tekne turu yapmış. Takımdaki arkadaşlığın ne kadar üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Ve akşam gazetesine geçiyoruz değerli izleyiciler. Akşam gazetesi gelsin ekranlara. Galatasaray'dan sezonun ilk zaferi Kupa Aslanı manşetiyle haberine yer vermiş. İlk maçında Zürih'i deviren Sarı Kırmızılılar finalde Young Boys'la berabere kaldı ve Uhren Kapı Müzesi'ne taşıdı. Cimbom'un golünü kampın yıldızı Bruma kaydetti. Az önce Jan Oldrik Herring'in yaptığı açıklamalar da geliyor ekranlara. Jan Oldrik Herring, Young Boys maçı sonrası şunları söyledi. Zor bir hafta geçirdik ve çok iyi bir takım ruhunu sahaya yansıttık. Genel sürece bakıldığında da önemli adımlar attık. Kupa kazanmak her zaman çok zevklidir. Zira tüm ülke olarak zor günler geçirdik. Birbirimize destek verdik. Yöneticilerle görüşüyorum. Aramıza katılan oyuncular da olacaktır diye konuştu. Ve yine maçın bir analizi verilmiş az önce sizlere okuduğum gibi. Oyuncularda her zaman kupa kazanmak önemlidir diyor. Sol üst köşede kupayla fotoğraflarını görüyorsunuz değerli izleyiciler. Bruma'nın güzel bir gol attığı da haberlerin detayları arasında. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Fanatik'te de kupayla futbolcularımızın fotoğrafları var. Bu fotoğrafta o aile ortamını da görmek mümkün. Cimbom kupa sezonunu açtı diyor. Uhren Cup'ın ilk maçında Zürih'i 3-0 mağlup eden Galatasaray dün akşam Young Boys'la karşı karşıya geldi. Perdeyi takımın yıldızı Bruma açtı. Son anlarda gelen golle maç berabere bitti ama Aslan özel turnuvayı şampiyon tamamladı.
sezonun ilk kupasını İsviçre'de kaldırdı. Darısı süper final ediyoruz. Evet. Zaten hazırlıklar onun için devam ediyor. Şimdi önümüzde de Danimarka'da bir Aarhus maçı var. Ardından daha zorlu rakipler Manchester United ve Atletico Madrid, dünya çapında rakipler var. Güzel ve heyecanlı maçlar sezon öncesinde bizleri bekliyor. Tabii ki yani kamp planlaması yapılırken zorluk derecesi lige yaklaştıkça zor maçlar daha sonra konmuş. Bu da görüldüğüm evet. Manchester United ve Atletico Madrid. Takımın fiziksel verilerinin yukarı geldiği noktada daha zorlu rakiplerle daha zorlu maçta oynaması hem takım lige hazırlanmasında hem oyuncuların daha zor maçlarla, daha zor sınavlarla kendi becerilerini artırması planlanmış belli ki. İnşallah hepsi bu vazifelerini, görevlerini maçlarda en iyi şekilde kullanıp lige hazır olacaklar. Bu kupalar bir vesile. Hı hı. Mühim olan o ligi kupasını kaldırmak. Özledik aslında takımımızı da bir taraftan. Araç olan ligin bir anda amaç dönüşmesi ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı tekrar eski noktalarında görmemiz tabii ki dileğimiz. Tabii ki inşallah diyoruz. Manchester United maçında şimdiden aslında merakla bekliyoruz. Tabii Jose Mourinho önderliğinde Zlatan İbrahimovic, Mkhitaryan'ı da kadrosuna kattı Manchester United ve güzel maçlar olacaktır. Burada da biliyorsunuz çok güzel bir maç vardı Manchester United'la birlikte. Evet. Tabii unutulmaz bekliyoruz Beşiktaş maçı öncesinde hem Manchester United hem Atletico Madrid maçlarını. Bunun arasında da bir Aarhus maçı var. Pazar günü de takımımız kampa gidiyor. Bunu da sizlerle paylaşalım. Şimdi Florimet'in Oktay tesislerini de sürdürecek Sarı Kırmızılar bu kısa bölüm içinde çalışmalarını. Ve Fanatik gazetesiyle devam edelim. İsviçre'de Buruma Show 3 gol başlığıyla haberine yer vermiş yönetmenim. Evet geldi ekranlara. Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray'da Buruma Show Young Boys maçında da devam etti. Oynadığı göze hoş gelen futbol ve tükenmek bilmeyen enerjisiyle göz dolduran Portekizli genç yetenek Zürih maçında kaydettiği enfes golün bir benzerini de Young Boys ağlarına göndermeyi başardı. Tun Zürih ve son olarak Young Boys ağlarını boş geçmeyen 21 yaşındaki hücum oyuncusunun ortaya koyduğu kaliteli futbol maçı statta takip eden yaklaşık 1500 Galatasaraylı gurbetçimizin de alkışını aldı. 2 yıl öncesine oranla büyük bir gelişim kaydettiğini 3 hazırlık maçında da gösteren genç oyuncu Galatasaray'da yeni yıldız transfer etkisi yarattı diyor. Fotomaç gazetesine geçelim. Fotomaç gazetesinde de yine futbolcularımızın evet geldi fotoğrafı var kupayla birlikte ve gerçekten güzel bir görüntü. Oyuncularımızın az önce sizlere bahsettiğimiz bizim de burada söylediğimiz gibi tek tek değerlendirmeleri var gazetede. Görüyorsunuz biraz önce detayları vermiştik. Posta gazetesi gelsin ekranlara. Şampiyon Cimbom Galatasaray yeni sezonun ilk kupasını İsviçre'de kazandı. Uhren Kapa Zürich galibiyetiyle başlayan Cimbom dün de Young Boys'la 1-1 berabere kaldı. 4 puanla şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olderikering Young Boys maçının ardından ihtiyacımız olan pozisyonları daha önce de belirtmiştik. Orta saha ve forvete mutlaka takviye yapacağız diyor gazetede. Bir sonraki gazetemiz Açık Mert Korkusuz gazetesi olacak. Gözler Rikering'in raporunda tabii bir rapor da sunulacak. Teknik bir rapor bekleniyordur. İddiaya göre Olcan Umut Donk ve Tarık'ın gönderilmesini isteyecek diyor gazetede. Ama tabii bunlar bir iddia değerli izleyiciler. Gelen ve giden oyuncular belli olacak ilerleyen zamanlarda. Ve son gazetemize bakıyoruz. Yine Açık Mert Korkusuz gazetesi son gazetemiz. Yine iddialar var. Galatasaray'a teklif yaptığı Everton'un golcüsü Omar Nias'tan olumlu yanıt geldi. Seve seve gelirim diyor. Omar Nias'la Galatasaray'ın adı pek çok sefer geçmişti geçtiğimiz sezonlarda da. Senegalli'yi ikna eden yönetim adada pazarlıklara başladı. Cimbom 1 yıllık kiralama bedeli olarak ise 2,5 milyon euroyu gözden çıkardı. İddiası var değerli izleyiciler. Gazetede Açık Mert Korkusuz gazetesinde Omar Nias. Tabii Galatasaray takviye yapacaktır ama bir taraftan da hani bu birçok isim geçiyor. Bu isimler nihayetlenince biz de açıklayacağız. Birçok oyuncunun adı geçiyor Galatasaray'la birlikte. Siz de görüyorsunuz, durup tabii yani bu her transfer döneminde olan şeyler. Ama en doğrusunu, en verimlisini bulmak için de sıkı ve iyi bir çalışma yapmak lazım ki yöneticiler de hem teknik raporlardan sonra takıma uyum sağlayabilecek, takıma verimli olabilecek oyuncu bulmak için de çaba sarf ediyorlardır. Yani çünkü transfer dönemi öyle şipşak getirecek şeyler. Çünkü geçmişte yaşanan olumsuz şeyleri tekrar yaşamamak için. Hı hı. Ekonominin de artık çok ön plana çıktı. Boşa harcayacağımız bir kuruş olmadığı için böyle sıkı bir çalışma yapmamız çok normal.
İlerleyen zaman içinde de Galatasaray'a verimli olacak en iyi futbolcu veya futbolcular bulunacaktır diye düşünüyorum. Uygun mevkilere yararlı transferler. Tabii yani faydalısı olmaz önemli. Fiyatından ziyade faydalı oyuncuyu bulabilmek önemli. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün programımıza konuk olduğunuz için, değerli yorumlarımız için. Tabii ki kamp dönemi ilerledikçe yeniden sizleri konuk etmek isteriz. Galatasaray'ın İnşallah. Son durumunu sezon öncesi yine şöyle bir değerlendirmek isteriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, gün ortası programını burada noktalıyoruz ama sarı kırmızı ekrandan ayrılmayın. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.